başladı mı? Başlamış. Hocam ben nasıl... Arkadaşlar merhaba. Kanala abone olmayı unutmayın. Hayır, bu sefer burada istiyorum. Orada mı olsun? Tamam, evet. Orada olsun. Şimdi burada olsun. Adım da şurada olsun. Şimdi bugün direksiyon sınavında ilk 5 dakikada araç içinde ve araç dışında neler soruluyor onlara bakacağız. Seçil'le birlikte yoğun istek üzerine beğendiler videoları, sağ olsunlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi sınava başlamadan önce ilk önce komisyon başkanı lastikleri kontrol ettiriyor. Şimdi lastiklere bakalım. Hocam onlar siz bak. Yok, sen kontrol edeceksin. Sınavda dördünü kontrol ediyoruz. Bitti. Tamam. Bitti mi? Nasıl havalar? İyi hocam, sen. Tamam. O zaman şimdi kaputu açacağız. Ön kaput, motor kaputunu açıyoruz. Nerede? Şimdi arkadaşlar. Şurada. Hocam orada kol yok. Tamam, açtık. Kaputu içeriden açtık. Kaputumuzu açtık. Bir tane de ilk önce dışarıdan açtık. Şu şekilde aralık oldu. Sonradan onu açtık. Nasıl açacağız? Hocam mandala dokundum da açılmıyor. Ya şimdi telefonu bir bırak bakayım sen. Ver şu telefonu bana. Sınavda yasak. Ay açılmıyor mu? Sola çek, kaldır yukarıya. Sola çek, yukarı kaldır. Aracımız Ford Fiesta. Bunun çubuğu nerede? Evet. Hocam burada kaldır. Bir elimle kaput tutup bir elinde de. Bak orada iki tane delik var. Yok. Evet. Aman. Şimdi bak, böyle yaptığınız zaman komisyon huylanır. Kendimden yani, emin olmam için daha önce denemem lazım. Bunda bir sıkıntı mı var der. Yani bu öğrenememiş mi acaba? Hocası öğretmemiş mi? Öğretmedi. Yemin ederim ilk defa öğreniyorum. Aynen. YouTube'dan izledi geldi. Dedim çalış öyle gel. Evet, motor hangisi? Elini niye sürüyorsun? Kirliymiş hocam. Ya, tamam, elini sürme, normal göster. Motor hangisi? Yağ nereden koydu arabaya? Yağ kapağında. Ya ellemeden. Tam yağ kapağında. Korona var ya. Elleme. Motor yağı değil mi? Oradan evet, koydu. Evet, motor yağı. O ne? Ölçme çubuğu. Evet, yağ yani. Seviyesini ölçme çubuğu. Evet. Sonrasında cam suyu. Bir dakika, ben soracağım. Burada ben soracağım. Burada soruları ben sorarım. Karışma. Cam suyu. Tam gösterdim hocam. Bir daha göster. Komisyon başkanıyım ben. Aa, pardon. Ben ne dersem o ya. Patron benim şu anda. Motor suyu nerede? Evet, motor soğutma suyu. Motorun sıcaklığını soğutmak için hararet yapmasını önler. Aracın. Ne işe yaradığını bana soracaklar mı? Ya gene sorabilirler ama motor soğutma suyu desen yetebiliyor. Tamam. Değil mi? Evet. Fren hidrolik yağımız var. O nerede? O sigorta. Tamam. Fren hidrolik yağı. Şu. Evet. Bu arada arkadaşlar sigorta sorulmuyor. Yani müfredatta yok sigorta. Akü nerede? Tamam. Burada bitmiştir sorularımız. Başarılı oldun. Sağ ol hocam. Benim de yardımımla. Kapatalım. Şimdi bas. Evet. Ne oldu? Durdu. Durdu mu? Yok. Devam ediyor mu saniye? Ediyor. Tamam, gel. Bagaja geçiyoruz. Hadi geçelim. Hocam bagaj kendim açılıyor. Bagaj, evet. Bagajı açtık. Nereden açıldığını bir göster bakalım. Şimdi öyle açmayalım. Şurada evet. Düğme var. Ford'un altında düğme var. Düğmeyi kaldırıyorsunuz. Evet. Gel bakalım. Geldim. Yangın tüpünü göster. Tamam. Göstersen yeterli. Elini alıp tutmana gerek yok. Yok, onu bile soracaklar bana. Evet, soracaklar. Şu nedir? İlk yardım çantası. İlk yardım çantası, güzel. Reflektörümüz nerede? Hocam arabada yok herhalde o. İyi bak. Ay vallahi bak. Göremiyorum. Reflektör burada, üçgen reflektör. Tamam. Kaldırıyoruz arkasını. Ne var burada? Yedek lastik. Evet. İçinde ne var? Ne anahtarıydı hocam? Sol anahtar. Sol anahtarı değil. Kriko ve? Kriko. Ve şeyi çevirdiğimiz conta var. Ne contası? Hocam. Buna bir öğrencimiz şey dedi. Kroki dedi.
Açın haritayı falan. Hocam içinde, lastiğin içinde kriko ve şunları çevirdiğimiz vida var. Vidaları söktüğümüz bijon anahtarı var. Bijon anahtarı, evet evet. Evet, vida değil o. Vidaları onunla sökeriz. Tamam. Tamam, bitti. Bu da başarılı, kapattık. Hemen arabaya geçelim Seçil Hanım. Evet. Lütfen, buyurun. Öncelikle kemerimizi bağlıyoruz. İlk önce hazırlıklarımızı yapıyoruz. Aynamız düzgün, cam aç. Koltuğunu çekiyorum. Hazırlıklarımızı yapalım. Koltuk ayarı, ayna. Emniyet kemeri. Biliyorsunuz emniyet kemeri kullanmadığınız, takmadığınız zaman sınavdan kalıyorsunuz. Heyecandan unutan oluyormuş ama. Oldu, kalanlar oldu. Uyarmama rağmen ilk başta arabaya binmeden ben genelde uyarırım öğrencileri. Kemerini unutma diye, sinyalini ver diye uyarırım. Veya öğrencinin eksik olduğu yönlerini bildiğim için son uyarıları yaparım girmeden önce. Hani debriyajı geç bırak falan, parkta şunu yap, Dubai'yi şuraya al falan diye hatırlatırım tekrardan. Girmeden. Tamam. Neyse. Şimdi çalıştırmadan önce araç içinden size sorular sorulacak. Bekle şimdi. Kontağımızı bir kademe çeviriyoruz. Dörtlü mü yanıyor, sinyal mi yanıyor? Evet. Tamam, sinyali kapattık. Şimdi aracımız kaç vites? 5 vites, 1 geri. 5 ileri, 1 geri. 5 ileri, 1 geri. Tamam. Yani doğru, tamam, güzel. İç aydınlatmamız nerede? Hocam nerede? Yok, sen gösterme, sen gösterme ya. Sınav yapıyoruz şu anda. Gonca yardımcı olamam. İç aydınlatmamız. Evet. Bas bakalım. Tamam, kapat. Arabada kaç fren var? 2. El freni, ayak freni. Tamam. Onlar da sorabiliyorlar, bazen şaşırmayın yani. Mantık olarak, mantık olarak söyleyin. Bir kızın biri dedi ki, arabada dedi, kaç fren var dedi komisyon başkanı. Kız dedi 3 tane. Diğeri hangisi dedi? Hocanın sizin ayağınızın altında dedi. Sonra hemen bırak geçirdiler kızı. Sen dediler sınava girme, çok zekisin. Sonra geçti sınavdan. Şaka bir yana 2 fren var. El ayak. El ayak frenimiz var. Evet. Dörtlülerimiz, flaşörlerimiz nerede? Nerede? Dörtlü nereden yapıyoruz? Aynen. Parklarda yakıyoruz dörtlüyü. Evet. Biraz daha yakından al istersen, ses net gelsin. Dörtlü buradan yanıyor. Dörtlülerin yandığını nereden anlarız? Ses geliyor hocam. Sinyalden de geliyor ses. Ha, nereden anlayacağım? Bunu yaktığında? Bunu yaktığında iki tarafta yeşil ok yanıyor. Ok yanacak, tamam mı? Kapattık. Şimdi sileceklerimizi nereden çalıştırıyoruz? Aynen. Tamamdır. Nasıl duruyor, böyle? Evet. Şimdi gösterge kadran, gösterge panellerimize bakalım. Yaklaş biraz. Hız göstergesi. Bir saniye. Ben soracağım. Hadi, ben cevaplayamayacağım. Şu artı eksi olan ne? Akü. Şu ne? Ünlem, yuvarlak içinde. Ünlem diyecektim. Ne ya? El freninin çekili olduğu anlamına geliyor. Evet, az önce söyledim. Bak şimdi el frenini indirdim, söndü. Tamam. Tamam. Hararet göstergesi nerede? Orada. Yakıt. Hız göstergesi. Hız. Tamam, hız bu. Devir saati. Devir saati bu. Altındaki kırmızı ne? Suda damlacılar orada. Yağ ikaz göstergesi değil mi? Evet. Yani bu yağ ikaz göstergesinin arabayı çalıştırdığın zaman evet, sönmesi gerekiyor. Eğer sönmezse bir sıkıntı vardır araçta. Dikkat etmemiz lazım. Kısa farları yakalım. Nereden yakacağım? Anahtarı çevireceğiz değil mi iki kere? Yok, o anahtar değil. Şimdi. Bu anahtar. İki kere. Tamam, döndü bu kadar. Sona, ama bak, üçüncü kademeye getirdin. Otomatik faro. Şurası tamam. Mı? Şu anda kısa far. Kısa evet. Farın simgesi nedir? Ne renktir? Yeşildir. Hocam biz derste hiç görmedik bunları. Şimdi uzun far nereden yanıyor? Onu elleme. Evet. Sinyal kolunu kendine doğru çek. Kendine doğru. Bırak. Aa, evet. Evet, o da uzun far. Bırak, kapat. Tamam, bırak. Bırak, evet. Şey yanıyor da. Aynalarımızı nereden ayarlıyoruz? Buradan. Oradan ayarlıyoruz. Sağ sinyal ver. Sol sinyal ver. Tamamdır. Bu kadar. Bundan sonra bu sınavın ilk 5 dakikası. Bundan sonra sınava hazırsak eğer hemen başlatıyorlar. Sol sinyalle çıkıyoruz, devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. O zaman sınava başlayalım. Hadi. Hadi bakalım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.
Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben size de.